Günaydın Kanal V'ye hoş geldiniz. Bugün 13 Mart 2018 günlerden salı. Ben Ali Orhan. Kanal V'den hepinize iyi günler diliyoruz. Antalya'nın dünya ile entegresini sağlayan tek televizyon olan Kanal V'de Ali Orhan ile Antalya gündemi an itibariyle başladı. Evet, yolda olan öğrencilerimiz karanlıktan aydınlığa çıkabilmek için okula doğru gidiyorlar. Allah onlara zihin açıklığı versin. Misaki milli sınırları ve içerisinde bu ülkeye gelecek her türlü tehlikeye karşı göğsünü siper eden kahraman e, güvenlik güçlerimize de Allah'tan kuvvet dileyelim. Hastası olanlara sağlık diyelim ve bakalım dünden sayfalara neler düşmüş. Ekranlarda neler var neler yok. Dünyada neler oluyor. Türkiye'de neler oluyor. Antalya'da neler oluyor. Antalya'da eski bir emniyet müdürüne 50, şey 45 yıl hapsi isteniyor. Eski bir emniyet müdürünün 45 yıl hapsi isteniyor. Onu da konuşacağız. Ondan sonra Kale ile ilgili bir durumlar var. Onu konuşacağız. siyasette çıkışlar, inişler var. Onları konuşacağız. Tepkiler var. Onları konuşacağız ve An itibariyle başladık ne var ne yok diye gazetelerde bugün genellikle bu bir gün önce yani pazar günü akşamı iş adamı Hüseyin Başaran'ın özel uçağında kızı Mina ve arkadaşlarının ölümüyle sonuçlanan uçak kazası var. Şunu burada hemen belirtmek istiyorum çok artık şey bir toplum olmuşuz. Nedir? Tahammülsüz ve ötekileştirmiş, iyice ötekileştirmiş bir toplum olmuşuz. İnsanların o acı gününde dahi yazılanlar, o sosyal medyada yazılanlar hakikaten insanın yüreğini burkuyor, içini burkuyor. Hiç yakışmayan, insanlığa yakışmayan zaman zaman öyle kelimeler yazıldı ki hakikaten Üzüldüm. Şimdi Posta Gazetesi son an diye vermiş. Posta Gazetesi tam sayfa yine vermiş. İş insanı, artık iş adamı demiyorlar biliyorsunuz. Ansiyat da iş, e, yani ansiyatın logosu kalacak ama ismini değişecek. Antalya Sanayici İş Adamları Derneği, İş İnsanları Derneği olacak. İş insanı Hüseyin e, Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina... Bekarlığa ve değerlendirmesi için yediği kız arkadaşı ile özel jeti Dubai'ye gitmişti. İstanbul dönüşü jet İran'da daha çakılmıştı. Üç mürettebat on bir kadın ölmüştü diyor. Aileler İran'da aileleri dün İran'a gitti. Kimlik tespiti için DNA deney, örneği verdiler. İran'daki Şehre Kürt Havalimanı'nda <laughs> çok özür diliyorum. Havalimanında çaresizce bekleyenlerden biri de Mina'nın annesi Beril Başaran'dı. Evlat acısıyla iyice yıkılmıştı diye bilgi vermiş. Bilgiler var. Uçağın nasıl e, kaza ya da ne olduğuyla ilgili e, Hürriyet Gazetesi farklı bir şey vermiş. 38 bin fitte ne oldu diyor. Uğur Cebeci, İran'da 8 genç arkadaş ve 3 mürettebatın can verdiği korkunç uçak kazasına yol açabilecek olası senaryoları yazdı. Bir ihtimal de geçen yıl aynı tip uçağın başına gelenler bu iş yeti önünde seyreden aynı ittifaktaki emir ateş yollarına ait dev bir Airbus A380'in kuyruk rüzgarı türbülansıyla neredeyse düşüyordu. Acil iniş yapan uçak kullanılmaz hale gelmişti diye bir haber var. Geçmişten bir haber. Şimdi bu ihtimaller üzerinden Uğur Cebeci biliyorsunuz havacılık konusunda Türkiye'de en uzmanlardan biridir. Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi 2 motorlu iş yeti. Sarca Havalimanı'ndan kalkıp 36 bin fitte yani 12 bin metre yüksekliğe çıkıyor. Burada pilotlar 38 bin fitte 12 bin 600 metre yükselme izni istiyor. İşte tam bu yükseklikte yani 38 bin fitte uçak anormal duruma giriyor. Tırmanma hatası, yangın, parça kopması ve bunun gibi bir nedenle uçak sitelere girmiş yani süratsız kalmış olabilir. Yatan uçak sapar sapan uçak batar sözündeki gibi böyle bir duruma giren uçak dakikada 13.000 bin fit yani 4300 metre kayıpla düşer. 604'lerdeki 2C CF34 gücü çok yüksek olmayan motorlar hele uçak o pilottan da atmışsa kontrolü sağlamak için ciddi güç gerekir. Kemerleri bağlı değilse uçağın burnu aniden eğilince pilotlar lövye üzerine düşüp dalış hızını artırmış olabilirler gibi. Ben yani pilotların şey nedir? Kemer takmadığını düşünmüyorum. Kemerler bağlıdır herhalde yani. Bu aileler İran e, DNA için İran'da bekliyorlar diye haber de haber de var. Şimdi milliyette aynı haber farklı bir şekilde var. Diyor ki havacı olacaktı. Başaran grubunun veliahtı Mina Başaran'ın en büyük heyecanı açılışı Gün saydığı jetler için, açılışı için gün saydığı jetler için 5 yıldızlı hangar projesiydi. Mina ve kardeşi Can'ın isimlerinin baş harflerini taşıyan MC, Avaitim Hangar projesi bitimine 2 ay kalmış. Hangar donanımı ve kalitesiyle Türkiye'de benzersiz olacaktı diye. Öte yandan pilot kumpas mağduru diyor. Jet'in kaptan pilotu Melike Kuvvet 40 yaşındaymış. TSK'daki az sayıdaki kadın pilotlardan da Kuvvet 2013'te bir asker arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilip ağlaksız yaşantım var denilerek FETÖ kumpasıyla linç edilmişti. Kimleri yemediler ya? Kimler linç edilmedi ki o dönemlerde hatırlayın. O güçlü oldukları dönem, dönemlerde neler yapmadılar? Hepsi diyor başarı hikayesi e, şeyde kaybedenlerin e, uçakta hayatını kaybedenlerin. Uçakta mina başarılarının dışında yedi kız arkadaşı da bulunuyordu. Hepsi iyi eğitimli. Pek çoğu kendi markalarını kurucusu. Bu kadınlar artık geride bıraktıkları başarı hikayeleriyle anılacak. Tekstilci Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay Kasadiden'in adlı bir e, jintaş şirketinin kurucusuymuş. Burcu Gündoğar Urfalı firmaların üniforma İhtiyaçlarını karşılayan bir firmanın sahibiymiş. Mücevher tasarımcısı Aslı İzmirli, onun da bir özel firması varmış. Yine Jasmine Baruh da mücevher tasarımı yapıyormuş. Ünlü bikini tasarımcısı Lili Ent, Lili kurucusu Liana Henel'da düşen jetteymiş. Mimar Orhan Coşkun'un kızı Mimar Zeynep Coşkun da jetteymiş. Jette klinik psikolog Ayşe Ant'ta bulunuyordu diye haberler var yapacak bir şey yok. Mekanları cennet olsun diyelim. Farklı bir başlık var sabah gazetesinde aynı haberle ilgili. İran'da düşen başaran holdinge ait özel jette yaşamını yitiren 11 kadından geriye yürek burkan öyküler ve perişan aileler kaldı. Kimin nişanlıydı, kimi de hamile olduğunu yeni öğrenmişti. Beril Başaran bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai'ye giden kızı Mina'yı evlendirmeye hazırlanırken aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Acılı annenin kızım benim çağırıyor onu oradan alıp getireceğim si yürekleri dağladı. Jetin düşüş nedeni diyor 25 saniyede gizli. İran'da daha çakılan jetin radar kayıtlarında irtifa kaybının çok sert olduğu görülüyor. <laughs> Uçak 31 bin fitten 25 saniye içerisinde hızla 25 bin fite düşüyor. Uzmanlara göre pilotlar motor kaybı ya da kabin basıncındaki arızadan dolayı alçalma tabi tab etmiş olabilir. Haberleri var. Evet. Cumhuriyet gazetesinde de aynı e, haber farklı bir taraftan ele alınmış. Uçak kazasında ölen kadın pilot da bir FETÖ mağduruydu diyor. İran'da düşen başaran olduğu ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet yüzbaşı rütbesiyle TSK'da görevliyken birçok askere yapıldığı gibi kumpas mağduru oldu. Kuvvetin bir arkadaşının doğum gününde şarkı söylerken çekilen fotoğrafı servis edildi ve ahlaksız yaşantı gerekçesi gösterilerek ordudan uzaklaştırıldı. Konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa AYM yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mali, Mayıs ayında yeniden orduya dönmeyi bekleyen kuvvet çok sevdiği üniformasına kavuşamadan yaşamını yitirdi. Kuvvet aralarında Ali Tatar ve Nazlıgül <laughs> Daşlanoğlu'nun da bulunduğu onlarca fete Muhadduru gibi adaleti göremedi diye bir haber var. Ne kadar kötü bir şey. İnşallah bir gün herkese adalet aynı şekilde işleyecektir ve adalet bir gün tam olarak işlediğini hissettirecektir diyelim. Bu arada sizden gelenler var mı yok mu? Bu konularda neler düşünüyorsunuz? Bir de onlara bakalım. <laughs> Çünkü biz hayat sizlerle paylaşıyoruz bu programı ve sizler varsanız daha zevkli oluyor. Münir Sapmaz günaydın, iyi yayınlar demiş. Şafak Akpınar, Bulutların Ülkesi Yeşilemşin'den günaydın. İyi yayınlar diliyormuş, dilemiş. Teşekkür ediyorum. Bayramdal günaydın, hayırlı günler, hayırlı yayınlar Ali Baba demiş. Teşekkürler. Cem Balkan gazetelere bakınca anlıyorum ki Avrupa Birliği ve ABD kıskandıracak, seviyeceğiz. Tek sorunumuz ittifak ve afrin. Eğitim, sağlık, adalet, hak, hukuk hiçbir problemimiz yok. Oysa cari açığımız milli gelirimizin yüzde altısı. Uluslararası alanda bunu nereden karşılıyoruz? Uluslararasında bu oranın yüzde 5.5 olması tehlikesidir. Bunu nereden karşılıyoruz? Borçlanma ve sıcak para girişiyle yabancı kurum analistleri de ne diyor? Yaradan fazla sıcak parayla finanse edilen cari açık endişe yaratır. Bundan dolayı doğrudan yabancı sermaye yatırımları azalıyor. Neyse ama şu ittifak ve afini hallederim gerisi problem değil demiş. O zaman madem ki öyle dedi, öyle dediler izleyicilerimiz biz de bir bakalım ki ne var ne yok. Evet sabah gazetesiyle başlayalım madem ki Afrin'den yol alacağız. YPG zulmünden hayata kaçış haberi var. Terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olmaya zorladı. Afrin'den kaçış başladı. Alçaklar bunu önlemek için konvoylara ateş açıyor. Mehmetçiğin nefesini ensesinde hisseden terör örgütü PYD, YPG, PKK Afrin merkezindeki sivil halkı can kalka, canlı kalkan olarak kullanıyor. İlçeden çıkmak isteyen siviller silahlı teröristlerce durduruluyor. İstihbar edenlere acımasızca ateş açılıyor. Bütün engellere ve ölüm tehditlerine rağmen yüzlerce aile Afrin'den kaçmanın yolunu buldu. Birkaç parça eşyasıyla evlerini terk eden Afrinler genç yaşlı çoluk çocuk yollara düştü. Güney'e giden yollarda uzun araç konvoyları oluştu. Kapana kısıldılar haberi var. TSK ve ÖSÖ güçleri PYD-YPG PKK'nın işgalindeki Afrin merkezi çemberi alıyor. Önce birlikler ilçenin sadece birkaç yüz metre uzağında konuşlandı. 12 köyde teröristlerden temizlenirken terör örgütünün can damarı konumundaki Nubbu Zahra yolundaki hakim tepeler ele geçirildiği haberi var. Evet. Diğer gazetelerde onunla ilgili Kurtulan Kaçıyor demiş Hürriyet gazetesi. Burada da aynı haber verilmiş. Hürriyet gazetesinde Apo'yu verdi, örgütü aldı başlığı var. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1999'da yakalanmasıyla ilgili çok ses getirecek değerlenmelerde bulundu. İlk defa bunu size söyleyeceğim diyor. ABD 1999'da Abdullah Öcalan'ı neden Türkiye'ye teslim etti? Öcalan 1979'da Suriye'ye giriyor. 20 yıl orada Şam'da yaşarken Öcalan kimin kontrolü koruması altındaydı? Esad rejimi Esat rejimi açık konuşalım. El muhaberat tabi Rusya'nın da bir ölçüde etkin olduğunu söyleyebiliriz diyor. Peki siz onu Suriye'den çıkarttınız ve Türkiye'ye teslim ettiniz. Örgüt Suriye'nin kontrolünden uzaklaşmış oldu ve Amerika'nın kontrolüne girdi. Kandil ağırlıklı bir yapılanma var. Öcalan'ın etkisiyle yine cezaevinden devam ediyor ama artık Suriye faktörü yok. Faktörü yok. Bence ana nedenlerden biri budur demiş devamını nasıl getirmiş ona bir bakalım. Evet çıkıyor diye Öcalan'ın yakalanması ile ilgili burada şeyler var. ABD'nin Öcalan'ı Türkiye'ye teslim etme sebebi kontrol etmektir diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum diye soruyor Cansu Çamlıbel. Bence ana nedenlerden biri budur. Tabii 1999'dan sonra ABD'nin PKK sorununa siyasal ağırlıklı bir çözüm aramaya daha ağırlık verdiğini de görüyoruz. O da ikinci neden. Bir noktada da Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de bir cezaevine koyarsanız bu PKK sorunun siyasal çözümü için bir güç olur ama asıl mesele Öcalan üzerinden Suriye'yi etkisi, yani Suriye etkisini almakta diyor. Uzatmış, uzatmış, uzanmış. Şey yok yani e, Öcalan'ı verip PKK'yı kontrol etti şeysi var ama başlıktaki gibi. Burada diyor ya APO'yu verdiği örgütü aldı. Ben diğer tarafla ilgili de bir şeyler var diye düşünmüştüm. Ama o yokmuş. Diğer taraf dediğim şu FETÖ terör örgütüyle ilgiliydi. Avrupa Birliği elçisinden PKK mesajı haberi de var burada. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger PKK'nın Avrupa Birliği binalarına girişini engellediklerini vurgulayarak örgüte bağlı her husus terörle bağlantılı kabul edilmeli demiş. Evet. EDS ile bir ayda 50 bin şoföre 11 milyon TL ceza. İstanbul'un 455 noktasında yeniden çalışmaya başlanan elektronik denetleme sistemi 8 Şubat 10 Mart arasında 50.304 kişiye toplam 11 milyon 148 bin lira ceza kesti. Bu cezaların 17.911'i emniyet şeridini, 5.069'u duraklama ihtilali, 8.811'i kırmızı ışıkta geçiş için kesildi diye. Bunlar çok sağlıklı olduğu da söylenmiyor. Farklı farklı yani oralardan geçmeyene dahi ceza kesiyormuşlar yani öyle de bir durumu varmış. Şimdi televizyonlarda izliyoruz. Hayatta diyor ben diyor İstanbul'a gitmedim ama İstanbul'dan ceza yedim diyor. O araştırıyor. Hayat'ta İstanbul'a gitmedi ama ceza yedik diyor orada. Şimdi Beştepe'de gündem yoğun diye bir haber var Milliyet gazetesinde. Bakanlar Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Çocuklara karşı cinsel istismar konusundaki çalışmaların Ele alındığı toplantıda ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki üçlü mekanizmanın Suriye konusundaki ilk toplantısı da görüşüldü. Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen aşamada masaya yatırıldı haberi var. Özel buluşma alt başlığı var. Emine Erdoğan Afrin'de ve Azez'de görev yapan özel hareket personeli eşleri ve kadın özel hareket polislerini Beştepe'de yemekte ağırladı. Erdoğan daha sonra kadın polisleri ve polis eşleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi haberi var. Öte yandan Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası başı, baş, e, Barış Ödülü verme kararı aldı haberi de var burada. Burada YPG'nin gerçek yüzü ortaya çıktı diye haber yine var. Yavaş yavaş aşağıya doğru düşüyor bu tür haberler ve manşette İhya harekatı başlayacak diye haber var. Milliyet gazetesinde çevre ve şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Suriye'de teröristlerin temizlenmesinin ardından inşa faaliyetlerin başlayacağını açıkladı. İki yüzlü emperyalist ülkeler aksine Türkiye'nin <laughs> mazlumların yanında olduğunu belirten Bakan Öz Haseki ne kadar mazlum vatan vatanından uzaklaşmış Suriyeli varsa dönmeye başlayacaklar. Bunları inşa etmek çok kolay dedi. Öz Haseki teröristlerin bölmek ve parçalamak için inşa faaliyeti yaptığını söyledi. Çukur ve hendekleri örnek gösterdi. Ösas bunları yok edip oranın nasıl sahiplerinin yaşaması için inşa faaliyetlerine başlayacağız dedi. Güneydoğu'da teröristler yüzünden 70 binden fazla bağımsız birim nasar gördüğünü belirten Ösas 26 bin konutun bittiğini ya da bitme aşamasına geldiğini belirtti. Sur'da bir yıl içinde 1500 taş ev yapılacağını da açıklamış Sayın Özhaseki. Vallahi böyle hani Suriye'dekilerine böyle yardım ediyorlar da mesela Türkiye'de de böyle aileler var. İşte memleketlerinden kopmuş, büyük kentlere gelmiş orada evleri yok, barkları yok, kira parası bulamıyorlar. Onlara da birer ev yapsalar gayet güzel olur. Yani mazlumluk sadece Suriye'de olmuyor herhalde. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ne bir bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde uçak kazasında ölen kadın pilotun FETÖ tarafından nasıl mağdur edildiğini ve nasıl bir kumpas kurularak görevinden uzaklaştırıldığı haberi vardı. Öte yandan başka bir haberde Ocak ayında açık 7.1 milyar dolar oldu. 12 aylık açık ise son 45 ayın zirvesinde diyor. Cari açıkta rekor. İthalata bağımlı Türkiye ekonomisinde cari açık giderek artıyor. Ocak'ta dış ticaret açığını kaydedilen 7.6 milyar dolarlık artış cari açığa da yansıdı. Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler açığı Ocak 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre tam %163 artarak 7.1 milyar dolara ulaştı haberi var. Son 45 ayın zirvesinde yükselen cari açık sıcak parayla finanse edilirken ekonomiyi giderek ısınıyor. Uzmanlar Türkiye ekonomisi için en büyük risklerden birinin cari açık olduğunu belirtiyor. Cari açının beklentilerin üzerinde gelmesiyle dolar ve avroda, av, e, avroda sert yükseliş kaydedildiği haberi var. Şimdi bunu çıkın sokakta sorun. Mesela Antalya sokaklarında çıkalım soralım. Diyelim ki bu cari açıkla ilgili ne düşünüyorsunuz diyelim. İnanın. Türkiye'de bu konu üzerine konuşan insan sayısı, hele sokakta bin kişide de iki kişi ya bulursunuz ya yok. Çünkü bilmiyor. Biz rakamsal, matematiksel konularda yani bu cari açık nedir? Neyi etkiler? Ekonomi nedir? Mesela geçtiğimiz günlerde bir röportaj yapılıyor. Şeyde var, sosyal medyada var. benzine, akaryakıta zam geldi. Ne diyorsunuz? Ben diyor 50 liralık alıyorum diyor. Böyle bir düşünce böyle bir toplumuz. Neyin nereden nasıl geldiğini bilmiyoruz. Evet devam edelim yine bu acı hiç bitmez. Gazi Mahallesi'nde cemevi ve kahvelerin kahvehanelerin taranması sonrasında başlayan ve 22 yurttaşın öldürülmesiyle son bulan katliam üzerinden 23 yıl geçti. Düzenlenen anmada Aleviler katillerin ve sorumluların 23 yıldır iktidar tarafından korunup kollandığını sadece iki polise göstermelik cezalar verildiğini vurgulayarak yeni katliamlar yaşanmaması için gerçek faillerin bulunmasını istediği haberi var. Bu işler hep böyle. Mesela kayıp silahlarla ilgili meclis araştırması istendi ama kimler tarafından reddedildi o önerge bir de ona bakmak lazım. Kim reddetti, niye reddetti, niye reddediyorlar, niye araştırılmasını istemiyorlar. Evet. İsa Bulut günaydın iyi yayınlar demiş Yakup Toklu. Ölümle şekilde gelirse gelsin en büyük acıyla gelir günaydınlar. Tabii ki bir acem şairi ölüm haktır diyor. Aynı haşmetle vurur şahı fakiri. Yani değişmiyor ölüm zordur. Ee, sanıyorum sevgili Yakup Toklu bu Mina Başaran ve arkadaşları için yazdı onu. Evet devam edelim. Onun gemisi cezaevi değil demiş. CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, eski CHP Milletvekili Umut Oran ve gazeteci Yalçın Doğan dün gazeteyi ziyaret ederek genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'ya geçmiş olsun dileklerini iletmişler. Biliyorsunuz 3 e, gün önce e, Murat Sabuncu e, şeyden cezaevinden çıkmıştı. Hamza Çebi Oran ve Doğan Akın Oran ve Doğan Akın Doğan Akın Atalay'ın hala tutuklu olmasının hukuksuz bir işlem olduğuna dikkat çekti. Doğan Atalay garip bir gerekçeyle içeride tutuluyor. Kapatanın gemisi cezaevil değil gazetecisidir. Gazetesidir. Akın Atalay'ın halen 499 gündür cezaevinde olması gerçekten düşündürücü. Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerindeki en büyük baskılarından bir tanesi bu gazetecilik ve fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğünün olmaması, Türkiye'de düşünce özgürlüğünün olması. Şey diyeceksiniz ki ya bak bunu söyleyebiliyorsun daha nasıl bir düşünce özgürlüğü olacak? Eğer onu da söyletmemek gibi bir düşüncenin düşünce özgürlüğü olmadığını düşünüyorsanız zaten biz bitmişiz. Yani bazı şeyleri halen daha söyleyemiyorsan biz hepten bitmişiz o zaman. Ama şu bir gerçek. Ha, Türkiye'de düşünce özgürlüğüne karşı verilen mücadele herkes tarafından desteklenebilse çok daha farklı yerlerde oluruz. Evet bir düşünce özgürlüğü de bizim içeriden geldi içeriden derken yayın odasından geldi. Diyorlar ki biz de düşüncelerimizi özgür bir şekilde söylemek istiyoruz. Nedir düşünceniz diye kulakta birbirimizle yaptığımız yerde. O da reklama gideceğiz diyor. da onun düşüncesi. O zaman onların düşüncesine de saygı duyalım. Kısa bir reklam aramız var. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Bugün 13 Mart 2018 Salı. ikinci bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Bu arada ikinci bölümün sosyal medyası da paylaşıldı. Ben de onu size paylaşıyorum. Yani bilgisayarlarınızın üzerinden sosyal medyadan bizi takip edebileceksiniz. Böyle bir şeyiniz, şansınız var. Sadece e, televizyonlarınızdan değil. Evet devam edelim ne var ne yok diye. Şimdi ne yapalım? isterseniz biraz gelelim şimdi Antalya'ya doğru gelelim. Antalya'da ne var ne yok, nasıl gidiyor, nasıl gitmiyor diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Cumartesi günü buradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyince işler değişir. Bizde ille birisi yukarıdan dürtecek bizi bir şeyler yapabilmek için. Yani kendimiz oturup irademizi zor ortaya koyuyoruz. Expo alanınla ilgili Sayın Erdoğan söyledi biz dedi yeterince bunu dedi anlatamadık anlayamadık şimdi ne olduğuna bakmamız lazım dedi ve bakalım ki ondan sonra neler oldu ya da bu işaret neydi detayları nelerdir haberi bir izleyelim ondan sonra beraber olalım. 112 hektarlık arazi, ülke bahçeleri, 110 metrelik simge kule, Türkiye'nin ilk eksposu Expo 2016 Antalya 23 Nisan 2016'da kapılarını açtı ve o kapılar 6 ay süresince de ziyaretçilere açık kaldı. Dünya yıldızları buraya gelerek konserler verdiler. Yaklaşık 5 milyon kişi de konserler döneminde bu alanı ziyaret etti. Çiçek ve çocuk temasıyla açılan Expo 2016 Antalya için 3 milyar liralık bütçe ayrıldı. Fuar süresince Enrico Iglesias, Maroon 5, Afrojack, David Geda, Tarkan gibi isimler başarılı performanslara imza attı. Atma, gel adım, atma, atma, gel adım, atma. 30 Ekim 2016'da Expo'nun kapandığını düşündü ve o süreden sonra bu alanda neler yapılacağını tartışmaya başlamıştı. O tartışmalara son nokta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. İlgili bakanlık ve büyükşehir belediyemiz müşterek bir çalışmayla... Bu adımı atacağız ve farklı işlev veya işlevler kazandırılmak suretiyle Expo alanının inşallah Antalya'mıza ve ülkemize daha nice farklı hizmetler vermesini temin edeceğiz. Turizmciler ise alanın sağlık turizmine kazandırılmasını istiyor. Expo 2016'nın tamamını ağır vakaların olmayacağı ama fizik tedavi, rehabilitasyon, kür merkezleri, estetik, Antalya'yı bu konuda sağlık merkezi yapmak istiyoruz. Peki Olimpiyatlardan sonra en önemli organizasyon olarak gösterilen Expo alanında neler var? Expo 2016 Antalya'nın bir diğer özelliği ise Botanik Expo olması. Farklı coğrafyalardan gelen bitkiler bu alanda sergileniyor. 56 ülkenin kültürel zenginlikleri sergileniyor. Güney Kore bahçesindeyiz. Güney Kore'nin Dostluk çanı da bu alanda halen ziyaret edilebiliyor. Expo'nun simgesi Expo Kulesi'ndeyiz. Cesaret Balkonu'nun hemen üzerinde 110 metrelik bu kulede bulunan bu balkonda ise görüyorsunuz camlar bulunuyor. Her biri 15'er santim kalınlığında. Kameraman arkadaşımız yavaşça göstermeye başladı. Bu camlar 2 tona kadar ağırlığı kaldırabiliyor. Expo 2016 Antalya alanını Ekim 2016'dan bugüne dek 100 bin kişi ziyaret etti. Ülke Bahçeleri Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi, Tarım Müzesi gibi noktalarda açık ve ziyaretçilerimize hizmet veriyor. Ayrıca Mart itibarıyla da konserler ve etkinlikler kongre merkezinde tekrar yer alacak. Valla Expo başından beri bu kentten uzak tutuldu ve halen daha uzak tutulmaya devam ediliyor. İlk Expo bittikten sonra işte yeterince ilgi görmediğinde Antalya Valisi Salih Münir Karaloğlu orada bir basın toplantısı yapmıştı. Expo'yu ilk o zaman gördük çünkü Expo konusunda Antalyalı gazeteciler biraz yasaklıydılar bazıları hariç. Hani bazıları eşittir, bazıları iki defa eşittir, üç defa eşittir esprisi var ya öyle bir durum söz konusuydu. Efe ile Efe ile Ece'ydi sanıyorum simgeleri değil mi? Ha, Efe ile Ece vardı şeyin e, içeriden soruyorlar. Hatırlıyor musun diye de onun simgesi vardı işte Ece ile Efe. Ne Efe'den eser kaldı, ne Ece'den eser kaldı, ne Expo'dan eser kaldı. Şimdi Expo nasıl bölüşülürün hesabında herhalde. Ama e, Sayın e, Cumhurbaşkanı bir talimat verdi. Bakalım büyük şehirle ilgili bakanlık dedi. İlgili bakanlık tarım. Hayvan ormancılık, tarım hayvan bakan, tarım hayvan ve ormancılık bakanlığı mı? Üçü bir arada mıydı? Yok orman ve su işleri. Tarım bakanlığı diyelim biz. Bakanlıkların bile ismini unuttuk yani öyle bir şeye geldi çünkü işlevleri kalmadı yani ne iş yaptıklarını ne yaptıklarını artık bilmiyoruz şimdi Expo'ya ilk Sayın Vali'nin basın toplantısında gittim ben iş bittikten sonra yani Expo bittikten bitirildikten sonra çünkü biz yasaklılar listesindeydik Expo'da Expo'yu ille her gün övüleceksiniz ille de o zamanki o yönetimleri vardı Expo'nun bir de çok bilen vardı iş bilir basın danışmanları falan vardı o neler vardı oralarda. Ye iç eğlen gül oyna böyle gelmiş bu dünya deyip ne maaş oldu oralardan. Ne aşklar yaşandı oralarda iddialara göre. O, neler oldu neler oldu. Bir tek işlevini yapmadı Expo. Yani olması gerekeni yapmadı. Öbür her şeyi yaptı Expo. Kimler oralardan zengin oldu. Kimlere oralardan neler verildi. Kimler orada üç günlük firma kurup gelip... E, 500 yıllık firmaları solladı gitti. Expo'yu böyle işte götürdüler bitti. Expo Antalya'ya da hiçbir faydası olmadı onu da söyleyeyim. Ne tanıtım açısından faydası oldu ne o ne bu. Evet Antalya'da birkaç kişi zengin oldu. İzmir'den gelen birkaç kişi zengin oldu. Ankara'dan gelen birkaç kişi zengin oldu. Birileri zengin edildi. Ama asla Expo Antalya'ya yeterince, bırakın yeterince katkı sunmadığı kanısındayım. Ben şahsen böyleyim. Bir de bir kulemiz vardı kule ile ilgili de çok tartışmalar oldu. İlk kule eğri dediğimde burada bütün Antalya üzerime üzerime geldi. Sonradan baktılar ki hakikaten eğriymiş. Hani böyle bir sürü işlerle yürüdü gitti. Şimdi ne olur orası? Ben hala aynı fikirdeyim. Ve pek işte o bunu dedi diye o tarafa doğru diyor ben kumarhane olsun orası. Özel bir bölge olsun diye düşünüyorum. Avrupa'dan gelsin, kumar oynasınlar, parası Türkiye'ye kalsın. Çünkü Türkiye turizmden yeterince payını alamıyor. Söylüyoruz, söylüyoruz. Dün size net rakamları da verdim. Yani Türkiye eğer net rakamları alabilir, yani gelen turist kadar Türkiye'nin ağırladığı turist kadar da geliri olsa, aha turist başına gelirimiz muhteşem olur. Ama bizim turist başına mesela İspanya'yla sık sık karşılaştırıyoruz ya, dün de söylemiştim. İspanya kişi başı 1310 dolar bırakıyor. İspanya'ya giden turist 1310 dolar bırakıyor. Türkiye'ye gelen turist 684 dolar bırakıyor. İspanya'da toplam 5 yıldız otel sayısı toplam 5 yıldız otel sayısı 289. 9 İspanya'nın bütününde 289. Sadece bizde Antalya'da 405 tane 5 yıldızlı otel tatil köyü var. Yani düşünün turizmdeki yerimizi. Şimdi ora o tür aktiviteler yani expo yeri gibi aktiviteler farklı bir tarafa çeker diye düşünüyorum. Yani Antalya farklı turistleri de alır. Zengin turistleri de alır. Ağırlar diye düşünüyorum. Mesela Kıbrıs'ta niye zengin turistler? Antalya'dan bile Kıbrıs'a kadar gidip kumar oynayıp gelenler var. Geçtiğimiz günlerde Berlin fuarına gidenler şimdi geldi anılarını anlatmaya başladılar. Şeyciler de ee, Sarı Zeybek grubundan gidenler de aynı şeyi yapıyor. Kim olduklarını bizim medya çalışanları gayet iyi bilir. Onlar da öyle. Kollu makineler, kolsuz makineler, şunlar bunlar. Olsun orada da gelsin orada oynasınlar. Oraya ayrı bir bölge yaparsınız. O olur. Ve Türkiye turizmde baktığınız zaman hakikaten yerleşim yeri olarak, Türkiye tarihi ve öğren yerleri olarak, gerek sağlıkta gerek sporda sunduğu olanaklar olarak hakikaten dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Fakat bunları yeterince tanıtabiliyor muyuz? Yeterince <laughs> elimizdeki ürünümüz şudur diyebiliyor muyuz? İşte orada sınıfta kalıyoruz. Hani iki tane <laughs> Karadenizli, Karadenizle Doğu Anadolu arasında kalan yerler vardır. Bayburt, Gümüşhane, Kelkit oralar. İki tane Hasso'yla Mamo yani Hasan'la Mehmet imtihana giriyorlar. Türkçe dersinden imtihana giriyorlar. Benim gibi onların da Türkçesi maşallah. Çıkıyorlar ikisi de kaybetmiş. Diyor ki Haso diyor, Yarpak dedi diyor, Yarpak dediç Törpak dedi diyor, Törpak da dedik. Ula diyor biz herhalde çörpüden naneyi yedik. Şimdi hesabımız o bizim. Gerçekten elimizde çok güzel ürünler var. Türkiye gerçekten alternatif turizmi en iyi uygulayabilecek ülkelerden biri. Ama ne yazık ki o alternatif ürünleri ortaya çıkartabilen bir sistemimiz yok. Yani turizmde bu sistemimiz yok. İşte bu son yıllarda geçen yıl birincisi yapılan, bu yılda ikincisi yapılacak olan fuarımız var. Alternatif fuar. Şimdi bu alternatif fuarı sık sık gündeme getiriyoruz. Sık sık söylüyoruz ya sen de her zaman bu taktın Hestorex'e ya Hestorex'e takmadım arkadaşlar ben ülkemdeki o potansiyelin tanıtımından yana bir tavır koyuyorum. Diyorum ki bakın bizim ülkemizde her şey var ama tanıtımını yapamıyoruz. Yani çöpü de ayvayı yiyoruz. Niye bu çöpü de ayvayı yiyoruz diye soruyorum. Şimdi alternatif turizmi ortaya net koyduğunuz ve ürünlerinizi net bir şekilde pazarladığınız zaman alıcıyla satıcıyı bir araya getirdiğiniz zaman ille de ilk seferde her şeyi yapacağız bitecek bu iş diye düşünmeyin. Çocuk dokuz ay anne karnında kalıyor. Ne kadar sürede ilk aa dedi miydi dünyada herkesin hoşuna gidiyor. Bir böyle bir bakın. Şimdi Hestorex'in bu yıl ikincisi 5 Nisan'da yapılacak. karşı şurada kaldı. 13 23 30 7 gün buradan, 7 8 gün buradan, 5 de oradan, 8 5 10 yok. Hesap yanlış yaptık. 13 17 daha 30. 30 17 18 5 daha 23 gün. 23 gün sonra Hestorex açılacak. Şimdi e, Hestorex'te ürünlerin Dünyaya tanıtımı, dünyaya açılması gerçekten önemli. Onun için biz elimizdeki varlık, elimizdeki güzelliklerin değerleri nasıl değerlendirebiliriz ona bakacağız. Bugün şimdi gazetelerde var. Mesela Hürriyet gazetesinde bir haber var. Alman turisten Türkiye'ye rest Hürriyet Akdeniz'de. Turizmci rekoru hazırlanıyor diyor. Alman hükümetinin seyahat uyarısını dinlemeyen tatilciler ITB Berlin Turizm Fuarı'na akın etti. Antalya standları önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler otel imkanları ve odal fiyatları konusunda detaylı bilgi aldı. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya Almanya Türkiye için seyahat uyarısı yapıyor ama Alman halkı bu uyarıyı ciddiye almadan Türkiye'yi tercih ediyor. Bu durum o uyarının ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gösteriyor. Artık siyasi işler ...ve bir ülkenin turizmini etkilemek de bu tavırla zorlaştı. Aktop Başkanı ve Dünya Turizm Örgütü İş Konseyi üyesi Erkan Yazı sadece profesyonellerin buluşması değil, halk günü de bizim için önemliydi. Standlarımıza gösterilen ilgi hepimizi memnun etti. Berlin'den daha fazlasını Moskova'da bekliyoruz. 2018 rekor yılımız olacak diye konuşmuş bakacağız. Ne kadar rekor yılı olacak? Ne kadar neler olacak? Yazılanlar var bazı orada. Ee, buradan götürdükleri yörükleri de ortada bıraktıkları konusunda ondan sonra slogan konusunda halen daha geçmişin sloganıyla anıldığı şeyin fuarın bunlar da var. İşte bunları da konuşmak lazım da İşte biz birçok şeyi saklıyoruz. Daha sonra konuştuğumuz için devam edelim Hürriyet Akdeniz'de. Yine <laughs> Ramazan Aslan da Antalya'daki bir otel grubu başkanı demiş ki eğer ön rezervasyon sayılarımızın yükselişi bu seviyede atmaya devam ederse ciddi seviyede yatak sıkıntısı da yaşayabilir. O yüzden iç pazardaki tüketicilerimiz rezervasyon yaptırmakta gecikmemeli ellerini çabuk tutmalı diyor. Hani iki tarafı da hadi bakın böyle böyle oluyor olayları bunlar bence. Bakın Almanya Almanları yeterince tanıdık herhalde. Almanya böyle yok, devleti dinlemiyor, öyle yapmıyor, böyle yapmıyor, bilmem ne etmiyor diye bakmayın. Son dakika, son dakika önemli. Ve Türkiye ucuz. Şimdi Almanlar geçtiğimiz yıllarda o problemlerden dolayı başka ülkelere gitti. Daha yüksek fiyatlarda kaldılar. Ama Türkiye'de orada kaldığının iki gününde Türkiye'de bir hafta kalıyor düşündü ki bir hafta gideyim Türkiye'de tatil yapayım. Yani olay odur. Yoksa bizim yeterlince e, o potansiyeli elimizde tuttuğumuzdan değil, ucuz olduğumuz için işte anlattık ya. İspanya'da bir e, turist 1310 dolar harcıyor. Bizde 684 dolar. Hemen hemen yarı yarıya. Evet, turizmde böyle bir durumlarımız var tanıtım konusunda ne var ne yok onlar da var. Otomobil ve bot fuarı kapılarını açtı haberi var. Sanıyorum dün açıldı Antalya'da. Evet açıldı ama haberlerde vardı. Dün öyle bir haber vardı. Şimdi Alakır'ın zenginliği ortaya çıkarılıyor haberi var. Yine Hürriyet Akdeniz'de. Kumluca'da bulunan Alakır Vadisi'ndeki Dibek Tabiatı Koruma Alanı'nın florasını gün yüzüne çıkaran araştırma da 3 yeni bitki türü keşfedildi. Bölgede 709 bitki örneği toplayan Ayşe Özçandır, anıt ağaç özelliğine sahip sedir ağaçlarının korunması amacıyla koruma statüsünü alınan alandaki endemik bitkilerden üçünün nesli kritik tehlikede, altısının nesli tehlikede dedi. Ne yapıyoruz biz <laughs> orada Alakır'da ne yapıyoruz Alakır Vadisi'nde? HES'ler yapıyoruz, dereyi kurutuyoruz. Doğayla, doğanın çanına ot tıkmak için bir an önce orada su vermiyoruz. Can suyu bile doğru dürüst verilmiyor orada o sözleşmelere rağmen. Can suyu bile verilmiyor ve orada doğa ölüyor. Yavaş yavaş ölüyor. Buna rağmen ayakta kalabilen, direnebilen oradaki bitki örtüsünden üçünün daha Diyor ki anıt ağaç özelliğine sahip sedir ağaçların korunması amacıyla koruma statüsünü alınan alandaki endemik bitkilerden üçünün nesli kritik tehlikede. Yani artık yok oldu olacak. Niye? Çünkü beton yiyeceğiz. Beton. O şeyler var ya. HES'ler falan. Beton yiyeceğiz. Oraları bir gidin bir bakın o Alakır Nehri'nin vadiyi, o Alakır Vadisi'ni ne hale getirmişler. Biz orada ilk bu iş başladığı zaman da gitmiştik. Daha sonra yine gittim. Vallahi Alakır Vadisi'ni tanıyamıyorsunuz. Ve orada vadiye sahip çıkmak isteyenlere de nasıl tehditler, nasıl orada sularını kesiyorlar, yaşam alanlarına her türlü müdahale var, canlarına kastetmek için her türlü tehdit var. E bu arada hemen yanındaki Finike'deki Kızılcık Yaylası'nı da unutmayalım. Finike'deki Kızılcık Yaylası'nda da Ali ve Ayşin Büyük Nohutçu doğayla ilgili verdikleri savaştan dolayı canlarına kastedilmedi mi? Sanki bir işte 2000 bin liralık, 3000 bin liralık cinayetmiş gibi gösterilmedi mi? Ama ondan sonra bir baktık ki arkada başka var. Peki arkadakiler ne oldu? Şimdi yeni ocaklar açma peşindeler. Ne yapıyorlar şimdi? Oradaki o daha önce ruhsatları iptal edilmiş ocaklar yeniden açılsın diye faaliyetteler. Bu Ali ve Ayşin Büyük Nohutçu'nun kemiklerini sızlatır. Eğer orada daha önceden e, faaliyetlerle son verilmiş ocaklar açılırsa bunun altındaki siyasi gerçekten o işin altından kalkamaz. Bu işin içindeki siyasiler o yükün altından kalkamaz. Bakın Türk toplumu böyle çok şey görünür. Nedir? Bu, e, ilgisiz görünür. İşte aman sen de gizli gibi görünür ama o hani Cumhurbaşkanı diyor ya Osmanlı tokatı diye. Bakın bir gün bu doğa bize öyle bir tokat vuracak, öyle bir tokat vuracak ki nereden geldiğimizi şaşıracağız. Ama işte bunu anlatamıyoruz. Bir türlü anlatamıyoruz. Bugünkü haberlerin genelde doğa. Şimdi diyor ki köye özlem bitti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu hobi bahçeleri vatandaşların beğenisini topluyor. Diktikleri meyve sebzelerin hasadını yapmaya başlayan hobi bahçesi sakinleri köye gitme özlemimizi böylece gidermiş olduk diye konuşmuşlar. Ne güzel. Aslını yok ediyoruz, köyleri yok ettik. Bakın bu hobi bahçelerini alkışlıyorum. Şey, yanlış algılamayın ama ne için söylediğime de iyi bakın. Aslını yok ettik, köy yok artık. Mahalle, artık mahalleler var. Mesela eskiden Altın Yaka Köyü'ydü Zerk. Ama şimdi mahalle, Niye? Çünkü bir statü bilmem ne getirildi işte bütün şehir büyük şehir orta şehir böyle bir şey oluştu. Ondan sonra da oralarda da geçmişteki o bazı uygulamalar kaldırıldı. Mesela bütün şehirde e, neydi temsilcilikler mi vardı? ilçe koordinatörleri vardı bilme onlar da kaldırılmaya başlandı bir şeyler oluyor yani yaptık olmadı geri al yaptık olmadı geri al bilimsel olarak bir şey katkı koyalım ve onu epey zaman götürelim düşüncesi yok devam edelim kaputaşta çevreciler kazandı diyor Kaş ilçesindeki Kaputaş Barajı'ndan geçecek otoyol projesine ilişkin Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına karşı açılan davada mahkemeyi yürütme, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi diyor. Karar çevreciler e, de sevinç yarattı. Kaputaş plajını da kapsayan birinci derecede doğal sit ve çeşitli arkeolojik sit statüleri bulunan Kalkan Güney Yamaçları sit alanından geçen proje bitki ve hayvan popülasyonlarına zarar vererek o ekosistemini tarih edeceği gerekçesiyle endişe yaratıyor. İşte bunları söylediğiniz zaman da istemezlikçi oluyorsunuz ve bazı eli kader, kalem tutan kumarbaz gazeteciler, gazeteci diye kendini sananlar, asıl kumarbazlar o gittiklerinde kollularla mı? İstemez ükçüler diye ben yazıyor başlıyor yazma. İstemez ükçüler. Niye? Çünkü abileri tarafından doyuruluyor. İşte abileri tarafından doyurulanlar ne yazık köylü oluyor. Biz toplumun haber alma özgürlüğünü ve topluma mesleğimizin bizim mesleğimizin ana görevi toplumu bilgilendirmek, toplumu aydınlatmaya çalışmak. Olup biteni toplumla paylaşmaktır. Yoksa abim şunu dedi, abim bunu dedi, abim bana yine çok iyi bir cukka çıkardı diye olmuyor bu işler. Öyle olmaz. Gazetecilik gerçekten çok onurlu bir meslektir. Her ne kadar bazıları tarafından böyle ayaklar altına alındı çiğnendiyse de yine de dimdik duran gazeteciler var ülkemizde ülkesini, vatanını, bayrağını, toprağını, toplumunu seven, özgürlüğü seven, ondan sonra demokratikallarını kullan haklarını kullanmak isteyen böyle gazeteciler yine var. Devam edelim. Sabah Akdeniz'deyiz. Kaleiçi'nin gönüllüleri diye bir haber var. Antalya Atatürk Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları proje ile Avrupa'ya Kaleiçi'ni tanıtacak 37 öğrencinin katıldığı çalışmada Kaleiçi'nin kısa filmi çekildi. Tarihi güzelliklerin resimlerini yapıp fotoğraflarını çeken öğrenciler Yunanistan ve İspanya'ya gidecek. Çok güzel bir şey bu. Kaleiçi'nde böyle bir çalışmanın yapılması Kale içine doğru girerken geçmişte sanatla yoğrulan yeri de keşke görseler bu çocuklar. Kale içine gittiklerinde o çürük dişleri, beton arma yerleri de keşke görse bu çocuklar. Kale içine girdiklerinde o duvarların kale içindeki eski yapı duvarlarının imitasyon ürünlerle nasıl şekillendirildiğini de keşke görseler. Biraz daha aşağı yat limanına indiklerinde birilerine peşkeş çekilen 8 metrekare 10 metrekare yerlerin nasıl 100 metrekare, 150 metreye kadar metrekareye yayıldığını, o büfeleri de keşke o çocuklara gerçi inşallah dememişlerdir bu böyle oluyor diye. Çünkü çocuklar da şey haksız kazanç nasıl elde edilir diye düşünmeye başlardı o zaman. Hakikaten yaka paça kale içine girenlerin ne şekilde oralardan ne e, böyle hani zorla alışverişe zorlandıkları da çocuklara bir anlatabilsek Keşke bunları anlatmasak ama yaşamasak da Antalya'da Cumhuriyet meydanından e, ışıkların sonuna kadar gidip rahat bir şekilde gezebilecek bir yetkili varsa bir yetkili varsa özür dileyeceğim rahatsız edile, edilmeden yürüyecek, rahatsız edilmeden yürüyecek bir kişi çıksın. Bakın kapalı yolda da bedevi çadırları başladı. Dükkan burada 2 metrekare, dışarıdaki işgal ettikleri yer 50 metrekare. Kapalı yolda ya. Orada da bedevi çadırları başladı. Atatürk Caddesi'nde az varmış gibi. E bunları dile getirdiğimizde işte o paralı gazeteciler, o salyalılar ne diyor? Bunlar istemecik Ha biz istemiyoruz. Bir tek onlar istiyor. Ama Alakır'da doğa tahrip edilir. Alakır'da su kesilir. Alakır'da yaşam sona erer hiç sesleri çıkmaz. Niye? Abileri ve yakışıklı çocuklardı genç mühendisler diye yazıldı zamanında bunlar Antalya'da. Ha biz de onlara karşı olduğumuzda ne olduk? Tut kaka. verin. Hayat inanın kafanızı yastığa koyduğunuzdaki kendi beyninizden geçenlerle güzel ya da kötü diyelim. Araya mı gidiyoruz arkadaşlar? Evet kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız. diyoruz. Şimdi 2 1 2 3. bölümdeyiz. Sabah Akdeniz'deydik, Kale içi gönülleri vermiştik. Kanun varmış, takan yok mu? Zaten kanunları taksak böyle olmuyor yani. Takan biraz aynı bir tabir ama hakikaten bizde kanunlar yazılır, istediğin tarafa çekilir. Lastik gibidir. Her türlü kanunda bu vardır. Aynı suçu birisi başka türlü çeker, diğeri başka türlü çeker. İş güvenliği kanununa rağmen Antalya'da geçen yıl 23 inşaat işçisi yaşamını yitirdi. Kazalarda işçilerin baret ve emniyet kemeri takmadı, ortaya çıktı. Ya önemli değil, ölen işçi. Yani amele. Sorun değil. Ama şimdi ölen bir farklı biri olsa o zaman problem olur. O zaman problem olur. Ölenler işçi olunca, ölenler böyle hani e, garip olunca Ha, sıkıntı yok ne olacak yani olsa ne olur olmasa ne olur öldü daha öldü işte ölen öldü kalan sağlar bizimdir diyelim. Şimdi bakalım neymiş. iş kazalarına bağlı ölümlerle ülke genelinde dördüncü sırada yer alan Antalya'da iş güvenliği kanunu ise sayılıyor. Geçen yıl 79 ölümlü iş kazası yaşandı. Antalya'da 23 inşaat işçisi baret ve emniyet kemeri takmaması sonucu yaşamını yitirdi. Ölümlü kazaların çokluğu kanun var takan yok dedirtti. İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Antalya temsilcisi Ayşegül Vural, iş sağlığı ve güvenliğine yeterince önem verilmemesi nedeniyle kazaların yaşandığını söyledi. Vural özellikle inşaatlarda gerçekleşen kazaların ihmallerden dolayı yaşandığını belirtmiş. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı toplum olarak kaderci olunduğunu belirterek güvenlik tedbirlerinden işçiler de sorumlu demiş. Şimdi biz de biliyorsunuz bu işin fıtratında vardır. Mesela maden ocağında ölenlere Soma'da ölen 301 madenci için ne dedik? Bu işin fıtratında var dedik. Ve hatta orada bir bakanımız Allah uzun ömürler versin, Allah sevdiklerine kavuştursun inşallah bir an önce. Demişti ki Orada bir bakanımız iki gündür aynı gömlekle geziyorum demişti ve işin garibi orada çizmesini, ayamdan ayakkabımı çekin de e, şeyi sedyeyi kirletmesin diyen de bir emekçi vardı. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Emekçi ile diğerin arasındaki fark o kadar yüksek. Şimdi yine Ayşegül Vural. Demiş ki işçilerin güvenlik için gerekli eşyaları kullanmadıklarını söylemiş. Ciddi yaralanmaları önleyen bareti harç karma kabı olarak kullanıyorlar demiş. Vay içinde yoğurt yendiğini biliyordum da harç kabı olarak harç ee, şey yapıldığını ilk defa duydum. Harç karma olarak ilk defa duydum. Evet devam edelim bakalım ne var ne yok. Başka Körfez gazetesindeyiz hemen elimde Körfez gazetesi var. Körfez gazetesinin manşeti yine böyle <laughs> yenilir yutulur gibi değil. Bir dönemler Antalya'ya imzasını atmış biri vardı. Böyle kendi fikrinden olmayan herkesi böyle bir aşağılama havası vardı. Hatta şöyle de meşhurdur onun. Ben size biraz şeysini yapayım. Nasıldı? Şöyle bir tesbih olur elinde, Şöyle göbeği de şöyleydi. Göbeğin üzerinde böyle tesbihi çekerdi. Böyle böyle çekerdi. Gören derdi ki bey başlamış, bey başlamış, giden gelmezi falan hep o yaratmış. Hep öyle bakardı. İnsanlara öyle bakıyordu. Ama diyor ya <laughs> gururlanma padişahım senden büyük Allah var. İşte ne oldum demeyeceksiniz, ne olacağım diyeceksiniz. Bugünkü makamlardaki o koltuğu dibinizden bir çektiğinde çektiklerinde ana nallar yukarıya doğru dikiliyor. Yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü koltuk gitti. Sizin aslında koltuğunuzaydı o saygı. Ama koltuktan güç almasaydınız da o insanlara böyle bakmayıp da gerçek yüzünüz yani güler yüzlü olsaydınız ve hakikaten samimi olsaydınız sizi her gören tekrar merhaba derdi. Ama işte demiyorlar. Şimdi sizden gelenlere biraz bakayım. Siz bu arada bir düşünün. Neler oluyor, neler bitiyor diye bir düşünün. Cem Balkan diyor ki turizmde kişi sayımız artıyor. Turizm gelirlerimiz maalesef artmıyor. Antalya'da 400 adet 5 yıldızlı otel varsa fiyatları ne? Hizmet 5 yıldızlı mı? 5 yıldızlı otel 4 yıldızlı fiyatına satarsan ne olur? Eee Kent beş yıldızlı mı? Şehrin ortası gül suyu mu kokuyor? Gelen turist aldatılmadığına emin mi? Turist hastalansa hastanelerde ne kadar ödüyor? Daha binlerce soru. Hepimiz biliyoruz. Turizmde kalabalık demenin her şey demek olmadığını ama yine de kalabalıkla övünüyoruz. Küçücük Güney Kıbrıs'ta geçen yıl giden turist sayısı 4 milyona yakın. Bu bile düşündürücü. İşte onu dedik. Rakamları verdik. Bakın hiç şeyde sıralamada yeri olmayan Mesela gelirlerde e, şey çok yüksek şeysi olmayan e, e, mesela Tayland ziyaretçi e, sıralamasında dokuzuncu sırada Tayland fakat gelirlerde üçüncü sırada Tayland'da 32 milyon altı ki, 32 6 32.6 milyon kişi gidiyormuş. Tayland'a. Bıraktıkları 49 milyar 49.9 milyar yani 50 milyar lira. Bize de 25 milyon turist geliyor. Biz ilk onda yokuz gelirlerde. Gelirlerde kaçıncı sıradayız biliyor musunuz biz? Evet. Bir milyar, e, dur gelirleri de söyleyeceğim. 25 milyon 352 bin ziyaretçi e, gelmiş bize şeyde ondan sonra 18 milyar 743 milyar dolarlık girdiyle 17. ülkeyiz. Gelen turist sayısı 25. Tayland'a gelen turist sayısı 32. Yani arada 7 milyon fark var. Tayland'ın elde ettiği gelir 49.9 milyar dolar. Yok milyon dolar. Tayland'ın 50 milyon dolar bizimki bizimki kaçtaydı? Bizim gelir ilk ona giremediğimiz için ilk 17'deyiz o konuda. En çok yani bizim gelirimiz az önce söyledim burada notlarda vardı ama ha Türkiye 18 milyar 743 milyon dolar. Türkiye'nin girdisi 18 milyar ki 18 milyar 743 milyon dolarlık şeyle 17. ülkeyiz. 25 milyon karşılamışız, 18 milyar almışız. Tayland 32 milyon kişi karşılamış 50 milyon dolar almış. Yani yarı yarıya. Anlatmak istediğim bu. Turizmdeki anlatmak istediğimiz konu bu. Evet, şimdi yine sizlerden gelenlere bakalım. Evet. Bu arada sevgili Necati Kaya abim artık iyice kendine geldi. Hastaneden de çıktı. Ondan sonra gayet de neşeli, gayet de hastalığını yenmiş bir şekilde yeniden aramıza döndü ve kendisine buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Nezlinde sevgili Necati Kaya abimin nezlinde bütün hastalarımıza şifalar diliyorum. Evet sizden gelenlere devam sizden gelenlerle devam edelim. Neler yazmışsınız, nelerle e, yorumlamışsınız. İlker Akçay, günaydın Ali iyi yayınlar demiş. Günaydın Ali Bey. Asat memuru Memurun ikramiyesini ödeyememiş. Suya da o kadar zam yapıldığına göre acaba hala zarar mı ediyordur? Deniz Saran sormuş. Diyor ki, Ali Bey diyor. Günaydın diyor. Asat memurunun ikramiyesini ödeyemiyor diyor. Yani demek ki orada bir problem var ödemelerde. Suya da diyor o kadar zam yapıldı diyor hala mı diyor zarar ediyor diyor. Soruyor. Ben onun adına sordum ya yani ben sormuyorum bilmiyorum çünkü ben belediyeden pek net bilgi alamadığım için bilmiyorum. Cem Ataman, merhaba Lazaloğlu, hayırlı günler dilerim, günaydın demiş, teşekkürler. Musa İbrahimoğlu, günaydın, Çinçiva'dan selamlar demiş, teşekkürler. Ali Aydın, baba günaydın demiş, teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen fotoğraflar da var, onları da paylaşacağım. Sıdıka Metelik, günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Şimdi Cembal Cem Balkan diyor ki, sokaktaki vatandaş cari açığı nasıl konuşsun ki vatandaşın cari açığı darmadağın olmuş. Ama yani biraz olsun bu işleri bilmeleri lazım yani sormalar sorgulamak lazım sorgulamayınca böyle oluyor. Günay Fırat diyor ki ittifak yasasını geçirmek için aralıksız çalışma kararı alınmış üstelik mecliste TV yayını yokken bu görüşmeleri halktan kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur Başkaya, baskıya hayır diyoruz güvenli seçim istiyoruz demiş. Evet. Mustafa Kök diyor ki komşu ülkeleri ihya eden devlet yöneticilerimize, yerel yöneticilerimize Antalya Doğu Garajı'nda sokaklarımızda, caddelerimizde geçerken muhtaç olan insanları hatırlatmak isterim. Yerel yönetim, yöneticilerimiz ve eşleri biraz da sokakta bu durumda olan insanlara yönelsinler diyor. Yakup Toklu diyor ki artık her işi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüyle yapmak 10 yıldır uygulanan siyasetin en ince ve en önemli ayrıntısıdır diyor. Kadir Kaya günaydın olayım post sabahından selamlar diyor. O da biliyorsunuz ITP Berlin fuarındaydı. Geri döndü hoş geldi. Kapalı bir Antalya'dan günaydın demiş Çoban Orhan. Evet bir armut ağacı paylaşmış sevgili Yakup Toklu. Onları sizlerle paylaşacağım. Bu arada bazı fotoğraflarımız var onları bir paylaşabilir miyiz? Ee, Körfez'in manşetini de paylaşacağım sizinle. Çünkü Körfez'in manşeti bugün gerçekten önemli haberlerden biri. Daha önce bir bölümünü paylaşmıştık ama. Evet arkadaşlar fotoğrafları bir göreyim ona göre okuyalım o fotoğrafın ne olduğunu. Evet bu sevgili Veysi Mehmet Veysi Çesen. Evet bu Ankara'da askerlik görevini yapıyor. Bizim kurumumuzun kameramanlarından gerçekten hayat dolu, neşe dolu bir gençtir. Neşe dolu bir çocuktu. Üniversiteyi bitirdi. İletişim fakültesini bitirmişti. Bizde kameramanlık yapıyordu. Ve kendisi şu anda asker, vatanı görevini yapıyor. İnşallah bir an önce tezkeresini alıp aramıza katılır diyorum. Evet diğer fotoğraf alayım arkadaşlar. Evet diğer fotoğrafta ne var? Ah bu bir ağaç. Arkadaşlar bu ağacın nerede olduğunu Antalya'da yaşayan birçok insan bilir. Yivli Minare'den aşağıya indiğinizde Yivli Minare'nin bahçesinde böyle bir ağaç vardır ve ağacın içinde gerçekten sanki sarık gibi bir şey vardır. Ben çok dikkatimi çekmişti bu. Geldiğim zamanlardan beri bu orada e, var ve birçok insan da gidip bunun fotoğrafını çeker. Bu fotoğrafı da bizimle sevgili Mustafa Kök paylaşmış. Günaydın olsun. Çivizade Zeytin Ağacı diyor. Bu ismi de Çivizade Zeytin Ağacı'ymış bunun. Diğer fotoğrafı alalım arkadaşlar. Şimdi kullanacağım fotoğrafta bir anne yüreği var. Doğalcadan uykusuz bir geceden günaydın Ali abi. Ana olmak ne kadar zormuş. Bu gece anladım. Dün ne kötü bir günmüş. Kazalar, şehitler, önce şehitlerimiz Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Kazada hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Dün özel hareket polisi olan benim oğlum da gönüllüler içinde Afrin'e gitti. O benim gözümün nuru, tek oğlum, ilk göz ağrım. Ben dünyayı onunla sevdim. Allah onun ve bütün Mehmet'in yardımcısı olsun. Evet, vatanın korunması gerekiyor. Bunu da bizim çocuklarımız yapacak. Çünkü biz onları Atatürkçü ve vatansever olarak yetiştirdik. Vatanın birliğini ve bütünlüğünü canı pahasına koruyacaklar inşallah. Ayaklarına taş değmeden teröristleri bitirip gelirler. Allah onları korusun, Allah onların yardımcısı olsun her sabah diyorum. Bu ülkenin geleceği için göğsünü siper eden bütün güvenlik güçlerimize Allah kuvvet versin. Allah bir an önce ailelerine kavuşmayı nasip etsin sağ salim inşallah geri gelsinler diyelim ve devam edelim habere. Körfez gazetesinin manşeti Yılmaz'a FETÖ şoku. Eski istihbaratçı polisler hakkında açılan yasa dışı dinleme davasında mütalasını açıklayan savcı dönemin il emniyet müdürü Ali Yılmaz hakkında 3 suçtan artırımlar ile birlikte 45 yıla kadar hapis istedi. Yılmaz FETÖ üyeliğinin yanı sıra haberleşmenin gizliliğini ihlal ve resmi belgede sahtecilikten yargılanıyor. Antalya'da 2009-2013 yılları arasında 130 kişinin yaşadığı kişi yönlemlerle dinlendiği iddiasıyla aralarında eski il emniyet müdürleri, müdürleri Ali Yılmaz ve Mustafa Sağlam'ın da bulunduğu toplam 21 sanık hakkında Antalya 9. Ağır Ceza'da açılan davada savcı Taner Kaya mütalasını açıkladı. Ekta Genel Müdürlüğü döneminde telefonlarının dinlendiğini öne süren CHP öne sürülen CHP Antalya eski milletvekili Yıldıray Sapan ile emekli polis memuru Hikmet İskender ve Emniyet Sen Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç'ın müşteki olduğu davada sanıklar hakkında 9 yıldan 542 yıla kadar ceza istendi. Savcı yurt dışına kaçan eski Antalya İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ile firari polisler İsa Yıldırım, Mehmet Fatih Baştuk, Başdu Asım Demirel ve Bülent El, el dosyasının yargılanmayı uzatacağı için ayrılmasının uygun olacağını vurguladı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. 69 sayfalık mütalaa dönemin İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın dinlemeler üzerine denetim yetkisinden bahsedilerek habersiz olmasının düşünülmeyeceği vurgulandı. Yılmaz'ın haberleşmenin gizliliğinin ihlali FETÖ-PYD silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik suçundan artırımlarla birlikte 45 yıla kadar cezalandırılması istendik. Kim bu ülkede böyle bir şey yapmışsa hesabını versin ve neyse bu terör örgütlerine yardım edenler bu şekilde yasa dışı dinleyenler hepsi hesabını versin. Eğer suçlar isnat edilen suçlar doğruysa. Evet, Kaş Kalkan yolunda e, yürütme durduğu haberi burada da var. Akkaydın Erdoğan'a yanıt verdi. CHP'li Mustafa Akkaydın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Akkaydın bilimsel çalışmalardan yoksun, temelsiz, içini boşalttığınız sadece sayı olarak gördüğünüz ne varsa balon gibi şişiyor dedi. Dün bu haberi de sizlerle paylaşmıştık. Büyük şehri eleştirmiş. Akkaydın adı geçen organiza, yani, e, Cumhurbaşkanı tarafından bir e, bira festivali düzenlemekle suçlandı. Tekrar geçmiş yıllarda olduğu gibi orada hayatını kaybeden biri varmış gibi gösterildi. Oysa olay öyle değildi. Daha farklıydı olay. Acılı anne, o aile halen daha bu konuda şey yapar. Ama ne yazık ki öbür taraftan da her seferinde bu gündeme gelir. Büyük şey, büyükşehir şehir seçiminden sonra bu devamlı konuşuluyor. Akaydın adı geçen organizasyonun belediye tarafından düzenlenmediğini ancak turizme katkısından dolayı etkinliğin huzurlu bir, bir şekilde gerçekleştirilmesi için destekçi olarak katkıda bulunulduğunu da dile getirin, getirmiş bu konuda. Ondan sonra e, Akaydın hesabı kişisel sosyal medya hesabından e, paylaşıyor bunları. Belediye başkanınız 4 Ocak 2017 tarihinde itki masasında Konyaaltı sahilini nasıl sattığını daha nasıl satacağını anlatayım. Artan turist sayısını referans gösterip rekor turizm safsatasıyla turizmi nasıl toparlayamadığınızı anlatayım. Kapanan iş yerlerini, esnafın durumunu, yaşadıkları zorlukları anlatayım. Kıyım ve yıkım belediyesine dönüştürdüğünüz belediyede insanları iş vaadinde bulunup onlar nasıl kaldırdığınızı, belediyenin nasıl torpil yumağına sevirdiğinizi liste liste anlatayım sinema şirketi için çalışıyorum deyip şehrin tek sinema müzesini diğer müzeleri nasıl kapattığınızı ve içindekileri depolarda nasıl çürüttüğünüzü anlatayım diye böyle uzayıp giden yeni yönetimle ilgili bazı iddiaları var. Bu arada böcekten Ziraat Mühendisleri Odası'na ziyaret diyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya şubesinin yeni başkanı Vural Şahin ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuş. Milliyet Akdeniz Balbey Mahallesi Koruma Kurulu'nda diyor. Proje tamamlanınca Antalya'nın ikinci kale içi olacakmış. Aman bakın kale içi olmasın. Antalya'nın ikinci kale içi gibi olmasın. Burası Balbey olarak kalsın. Balibey. Bey mahallesi olarak kalsın. Kale içi gibi düşünürseniz eyvah derim oraya da. Yazık olur. Biz daha oradaki binaları ayakta tutamıyoruz. Yıkıldı, yıkılacaklar. Yıkıldı, yıkılacaklar. Her gün böyle tehlike var. Yandı, yanacaklar. Bir de orada muhtarın en büyük sorunu Balbey Mahallesi muhtarı'nın en büyük e, sorunlarından Abdullah Uyaroğlu'nun en büyük sorunlarından biri oradaki kağıt toplayıcıları. Balbey'in içerisinde kağıt toplayıcıları, ondan sonra çöp depoları var orada. Ama yapacak bir şey yok. E, çünkü kendisinin yapabileceği bir şey yok. Ve geçtiğimiz günlerde yine orada bir yangın çıktı. Yine şans eseri, şans diyoruz. Buna biz şans diyoruz. Her şeyimiz şansa kalmış. Ha Balbey Büyükşehir Belediye Başkanı Türel Bal Bey, kentsel yenileme projesiyle ilgili talep toplama sürecinin sonuna geldiklerini belirterek önümüzdeki ay koruma kurullarına gideceğiz demiş. İnşallah Balbey korunur. Ama bu haliyle de değil tabi öyle mezbelerlik bir şekilde bırakılmasın. Evet devam edelim. İlle de reklama mı gideceğiz? İyi gidelim hadi. Madem ki çok istiyorsunuz. Bu arada bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra yeniden yerel haberlerle hayatı paylaşmaya devam edeceğiz. birlikteyiz. Beraber hayatı paylaşıyoruz. Şimdi hayatı beraber paylaşıyoruz ama yavaş, zaman zaman da hayatı tüketiyoruz. Tükettiklerimizin dışında. Şimdi tüketiciler e, konusunda birçok e, şikayetler yani tüketici birçok konuda şikayet ediyor. Neden? Çünkü satın aldığı ürünle ilgili problem yaşıyor. Onunla ilgili de Tüketici hekem heyetlerinin verdiği kararlar var. Ve bunlar mahkemelere falan taşınabiliyordu. Şimdi bununla ilgili bir yeni bir karar var. Onunla ilgili olan bakın bununla ilgili yeni bir karar. Kararla ilgili bizde bir haber var. Haberle ilgili görüntülerimiz var. Görüntüyle ilgili ee, bilgileri şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Ondan sonra yine beraber oluyoruz. <laughs> tüketicilerin aldıkları mal ya da hizmetin kusurlu çıkması durumunda başvurdukları ilk adres tüketici hakem heyetleri. Genellikle tüketici lehine verilen kararların ardından bazı firmalar konuyu mahkemeye taşıyor. Hem adliye koridorlarında bulunmaktan hoşlanmayan hem de mahkeme masraflarından korkan vatandaşlarsa bu süreçte pes edip hakkından vazgeçebiliyordu. Kısa süre önce avukatlık ücret tarifesinde yapılan düzenleme ile tüketiciye müjdeli bir haber geldi. Oysa ki yeni çıkan yasayla beraber bu bin liralık bir davada ne oluyor? Yüzde 12 üzerinden ödeme yapıyor tüketici. Dolayısıyla 990 lira değil, 120 lira gibi bir ödemeyle karşı karşıya kalıyor. Tüketicinin davayı kaybetmesi halinde yansıtılacak mahkeme masrafları artık tüketicinin gözünde çığ gibi büyümeyecek. Mahkemeyi kaybeden tüketici karşı tarafında avukatlık ücretini artık ödemek zorunda kalmayacak. Bir tehdit aracı olarak kullanılıyordu tüketiciye karşı. Nasıl? İşte Bizize mahkemeye verirseniz itiraz ederseniz şu kadar avukat ücreti ödeyeceksiniz, şu kadar dosya masrafı ödeyeceksiniz. Tüketicinin gözü korkutuluyordu. Oysa şu anda tüketici ne ödeyeceğini e, çok rahat bir şekilde görüyor, yüzde on iki. Dolayısıyla bunun üzerine bir rakamı asla zaten mahkeme, tüketici mahkemelerde kabul etmez, döner. Evet, izlediniz haklarınızı bir tüketici olarak ne gibi haklarınız var onları e, izlediniz sanıyorum. Bu arada Ayhan Abay'la ilgili Ayhan Abay da bize selam göndermiş. Ercan Akbulut da bize selam göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Servet Tekin bugün Ankara'dan İstanbul'a gitmiş ve İstanbul'dan bir selamı var. Cihat İnce yine bizi izleyenler arasında. Evet Zehra Derici, Musa İbrahimoğlu, Canan Türk Fiz Ekizoğlu bunlar da izleyenler arasında diyelim ve devam edelim. Sizlerden gelenlerle beraber neler var, neler yok. Hayatı paylaşıyoruz nasıl olsa. Ki Balbey'i bir konuşmuştuk biraz. Balbey ile ilgili haberi doğrudan okumuştuk ve Balbey'in bir kale içi olmamasını istemiştik. Onunla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çalışma var. O haberi de bir izleyelim. Ondan sonra gazetelerimizde yine devam edeceğiz. Onu not aldık. O da en sonunda. Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının dördüncüsünü düzenledi. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi'nde gelinen noktayı anlattı. Ve zor bir yerde zor bir imar planı belirli kurallarla sınırları çizilmiş, yapılmaya çalışılıyor ve burada bir yaşam alanı, bir toplumsal planlama yapmaya çalışıyoruz. Biz bakınız bir ön protokol topladık. Toplamaya çalıştık. Hiçbir hukuki hak teslimi içermeyen bir ön protokol. Balbey Kentsel Yenileme Projesi Planlama Baş Danışmanı, Şehir Planlama Uzmanı Profesör Doktor Zekai Görgül ise vatandaşın teknik açıklama gerektiren sorularını yanıtladı. Sit alanı baştan sona korunacaktır ve korunuyor. Altyapı yeniden düzenlenecek. Kültür varlıklarının zaten belediyemiz tarafından başlanıldı. jölevelerine, restorasyon projelerine ve yenilemelerine. Bunlar hep kamusal katkı olarak sunuluyor. Ama dünden bugüne değil. Ama şunu istiyoruz. Bu plan Yapacağımız bu tasarımlar yaşayan tasarımlar olur. Bölge halkının %60'a yakınıyla ön protokol yapıldı. Proje yapılan protokol ve gelen taleplerle şekillenecek. Bugün siz bu protokol yani ön protokolleri imzalayanlar var şu anda aşağı yukarı %60'lar civarında imzalamayanlar da var. Siz bu protokolleri ne kadar imzalarsanız tercihlerinizi bize belirtirseniz biz o kadar sizin istediğiniz gibi bir plan yapacağız zaten. Başkan Türel, Balbey'de yapılacak kentsel planlama sürecinde kira yardımı yapılıp yapılmayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. Söyledim çünkü burası kentsel yenileme, yenileme kanununa tabi. Kentsel dönüşümde var kira yardımı kanunen. Burada öyle bir hakkımız maalesef kanunen yok. Evet izlediniz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'in açıklamalarını. Balbey'deki durum da budur. Evet, şimdi Gerçek Gazetesi'ndeyiz. Gerçek Gazetesi'nin manşetinde yağla, yağmalamaya izin yok demiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak Menderes Türel'in çılgın proje adı altında kente yapmaya çalıştığı projelerin Antalya'yı yağmalama proje olduğunu söyledi. Budak projeleri hukuki yoldan engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını da Kaydetti diyor. Türel şey e, Budak Sayın Türel halkın denize gireceği yerlerde halkın temiz hava alacağı yerlerde bu çılgın projeleri yapmaktadır. Biz bu, biz bu projelerin sonuna kadar karşısındayız. Bu projelerin yapabilirliği olsa da olmasa da hukuki yoldan engellenmek için elimizden geleni yapacağız demiş. Bu Boğaziçi projesinin Konya altı sayılı yok etme projesi olduğunu iddia eden Budak bu projede AK Parti'nin Menderes Türel'in rantiye partisi projesidir. Bir taraftan Boğa projesi yaparken Antalya'nın doğal su kaynaklarının doğasını yok ediyor. Aynı zamanda da sağına solundaki banttan 20 kilometrelik alanı rantı açıyor. Büyük limanın içinde zaten bir yat limanı varken ben onun yanına bir daha yat limanı yapacağım demek Konya altı sahilini yok etme projesidir demiş. Evet devam edelim. Hilal gazetesi normalleşiyor demiş Atso Başkanı Davut Setin Antalya ekonomisi 2017'de bir toparlanmaya yaşadı. 2018'de 18'e de iyi bir giriş yaptı. Veriler bu durumu göstermektedir dedi. 215 durgun 15'te durgunluğa girdik. 2016'da kriz yaşadık. 2017'de Sarklar yeniden dönmeye başladı diyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atso Başkanı Davut Çetin Hilal Gazetesi'nden okuyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Karşılıksız çek konusunda iyileşme de devam etmektedir. Ocak ayında ödenen çek tutarı geçen yıla göre yüzde otuz beş arttı. Karşılıksız çek oranımız ise yüzde bir gerilemiştir. Daha net bir iyileşmeyi vergi tahsilatında görüyoruz. 2016'da Antalya'da vergi artışı sıfırdı. 2017'de %11 gibi bir artış gerçekleşti. Ocak ayında ise beklediğimizden yüksek bir tahsilat gerçekleşti. KDV, ÖTV, kurumlar vergisi tahsilatları çok hızlı arttı. 2016'da Antalya'da tahsilat düşmüştü. Ayrıca vergi yapılandırması vardı. Bu artış da onun etkisi bulunuyor şeklinde konuşmuş. Antalya sınırlarını açtı demiş. Kültüre ahlaka ve eğitime önem veren anlayışla çalıştıklarını kaydeden Yörsiyat Başkanı Semih Beken, dernek çalışmalarının Antalya sınırlarını aştığını söylemiş. Her Türk yörüktür demiş bir de. Her Türk yörüktür. Evet öyleydi. Her Türk yörük gerçekten niye? Çünkü Osmanlı savaşa çıkacağı zaman, sefere çıkacağı zaman e, Türk köylerini hep yağmaladığı için hep dağa kaçıyorlardı ne yapsın öylece işte o şeylerde böyle böyle alışmış işiniz herhalde. Express gazetesinde bot show başlıyor haberi var. TÜYAP fuar öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Atsa ve Atso ve Antalya Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle eş zamanlı olarak Anfaş Expo Center'da gerçekleşecek bot e, Antalya ve Otoşof fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor diye haber var. Gazete 1'deyiz. Gazete 1. İyice azıt, azıttılar diyor. Telefon dolandırıcılarına 5000 lirasını kaptırdı diyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden inşaat işçisi Halil Işık telefon üzerinden arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıya 5000 lirasını kaptırdı. Uzmanlar milyonlarca kişinin kimlik bilgilerinin sızdırılmasının ardından dolandırıcılık olayların arttığını, vatandaşların dolandırıcılara karşı her zamankinden daha fazla uyarık olmaları gerektiğini söyledi. Sosyal medya kanalları dışında dolandırıcıların kullandığı pek çok senaryo bulunuyor. Bu senaryoların başında hesabınızdan işlem gerçekleştirilmiş, işlemi iptal etmek, iade almak için şifrenizi söyleyiniz, tuşlayınız geliyor. İlginç dolandırıcılık listesine yenisi daha eklendi diyor. Olay Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Menderes mahallesinde meydana geldi. çocuk babası insaat işçisi Halil Işık telefon üzerinden araya kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişilere inandı. Dolandırıcılar Işık'a ait kredi kartından 1040 liralık alışveriş yapıldığını kartı blok etmeleri için telefona gelen mesajdaki kodu iletmesi gerektiğini bildirmiş. Ondan sonra da yapılan şeylerden tık tık gitmiş. Öte yandan Ukrayna'da boşandığı eşinden şiddet gördüğü için daha iyi bir yaşam amacıyla Türkiye'ye gelen Zoya isimli kadın Antalya'da evlenme vaadiyle kandırılmış Rusya'daki babasına ait evi satıp Antalya'dan ne alması için sevgilisine verdiği 200 bin doları kaptıran kadın 3 çocuğu ve kanser hastası annesiyle yaşam mücadelesi veriyormuş ya bir şey söyleyeyim mi İnsanlarda hiç mi vicdan kalmadı gerçekten vicdan kalmadı. Şimdi son haberdeyiz. Antalya'yı fuar üssü olarak görüyoruz demiş. Kim demiş? Otomobil ve deniz tutkunları bugün kapılarını açacak olan bot Antalya ve Auto Show fuarı ile aynı çatında altında Antalya'da bulunacakmış. TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü öyle demiş. Evet, İleri Gazetesi'ne bakıyoruz. İleri Gazetesi'nin manşeti Hobi Bahçesinde Terapi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan emeklilere özel hobi bahçeleri özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Baharın gelmesiyle bahçelerini özenledikleri özenledikleri özenle diktikleri sebze meyvelerini ilk sarsadığını yapan emekliler ikinci dikim için hazırlıklara başladı haberi var. Evet, Yeni Yüzyıl gazetesinin manşetine bakıyoruz. Domatese özgürlük. Bir tek domates şeyde kaldıydı özgür olmayan. Rusya'nın patlıcan, nar, kabak, biber ve marul gibi ürünleri 5 Mart'tan itibaren firma kısıtlaması olmaksızın ithalatına izin vermesi sevindirici. Bunlar komisyoncular derneği başkanı Nevzat Akçan bu işin lokomotifi domates. Domates ihracatı da özgür bırakılmalı demiş. Domateste de kısıtlamanın devam ettiğini belirten Akçan, Rusya Türkiye'den sadece 3 bin manlı ihracatına izin verdi biber, lahana, kabak, marul ve patlıcan gibi ürünlerde firma ürün kısıtlaması olmaksızın alınan kararın domateste de aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bu sektörün olmazsa olmazı domatesli domates ihracatındaki firma kısıtlanmasına son verilmeli denmiş. Hatice Erdeme Yılın Kadını Ödülü. CHP eski il başkanlarından Mustafa Çetin Kaya'nın da hayatını kaybettiği 5 Haziran 2001'de 1 yılındaki kazada eşi Mehmet Erdem'i kaybeden Hatice Erdem, Cumhuriyet Kadınları Murat Paşa Şubesi tarafından yılın kadını seçildi. Ödülünü Cumhuriyet Kadınları Murat Paşa Şubesi Başkanı Şükran Akkaya'dan alan Hatice Erdem, eşini kaybettikten sonra çiftçilik ve pazarcılık yaparak dört çocuğuna baktığını belirterek siyasetten de elini çekmediğini söylemiş. Evet. devam ediyoruz. Kale içi çöküyor haberi var Antalya gündemde. Kışın Antalya'ya faturası ağır oldu. Kale içinde 30 eğlence mekanı kapanırken 25'ini el değiştirdiğini belirten Kale Der Başkanı Kilit, bize akıl değil destek versinler. Esnafımızı devletimiz desteklerse sorun kalmayacak demiş. Figen Hazar'ın özel haberi. Kış aylarına girilmesiyle birlikte kale içinde kapanan eğlence mekanlarının sayısı 30'a ulaşırken 25'i ise el değiştirmek zorunda kaldı. Kale kapısı esnafını güçlendirme derneği varmış. Ee, Başkanı Hasan Kilit esnafın mekanlarını kapatmak zorunda kaldığını dile getirerek bize akıl vermesinler. Bizim aklımızda, fikrimizde fikrimiz de iyi bize destek versinler. Turizm bölgesinde olan esnafımız devletimizi desteklerse hiçbir problem kalmayacak. Ne için haberi sonuna kadar okuyorum biliyor musun? Habere pek inandığımdan değil. Şey değil. Yazan arkadaştan değil. Yanlış algılanmasın. Şimdi Figen Acar özel bir haber yapmış. Figen Antalya'daki son yıllarda yetişen genç gazetecilerimizden bir tanesi. Fakat bu tür insanlar, bu tür isimler zaman zaman böyle kalkar. Şimdi mesela Turizmi değerlendirirken parçalara bölerek değerlendirmenin çok büyük yanlış olduğuna dikkat çeken Başkan Hasan Kilit, turizm bir bütündür, Kur'an şey, kumar oynatmak da, alkol tüketmek de bir kültür meseledir. Sadece bizim insanlarımız alkol tüketiminde abartıya gidiyor. Bizim gençlerimiz birkaç alıp sonra şey alıp sokak ortasında kırıyor. Bilmem ne şu bu. Bakın, öyle bir yerden vuruyor ki, öyle bir yerden vuruyor ki sanki alkol alan çocuklar Antalya'da bütün asayişi o gençler ya da alkol alanlar Antalya'da bütün asayişi bozan onlar. Oradaki o kale içerisindeki düzenbazlıklardan hiç bahsedilmiyor. Mesela Kale Kapısı Derneği Başkanı Faytonlarla ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? O at sidiği kokulu Antalya günleri başlıyor. O yetmedi bir de kediler getirildi oraya, kedi evleri getirildi oraya. Şimdi at sidiğine karşılık kedi kokusu. Ne güzel bir dünya kenti değil mi? Ne güzel bir dünya kenti. Şimdi bunlarla ilgili konuşmayacaksınız. Kale içi çöküyor diyeceksiniz. Ondan sonra da diyeceksiniz ki bizde alkol kültür ama içmesini bilmiyorlar. Gelip cadde ortasında işte sokakta şişe kırıyorlar, cam kırıyor bir. Ya bırakın Allahınızı severseniz. Alkolü özendirmiyorum. Alkol içmesin kimse. Alkol sağlığa zararlıdır. Hayatını bitirir insanların. Ama bu şekilde de açıklama yapmayın. Kale, kale içi çökerken bunun müsebbibi, bunun müsebbibi üç beş kendini bilmez değil. Bu bir politika. Kale içi bitirilmesi politikası. O gecenin bir saatindeki aramalar, kimlik kontrolleri bilmem neler, sık sık girişler çıkışlar bilmem neler, müşteri rahatsız olur. Ne olursa olsun ben ben gece hayatı biraz olsun yaşayan bir insanım. Rahatsız olurum. Neden rahatsız olurum biliyor musunuz? Rahatsız edilmekten rahatsız olurum. Şimdi bunu çıkıp rahat söyleyemiyorlar. Ama bir yerden de ben buradayım diyecekler çünkü seçim yaklaşıyor. Şimdi seçim yaklaşıyor. Bakın geçmiş dönemin Murat Paşa Belediyesi Meclis Üyesidir Sayın Hasan Kilit. Bundan önceki döneminde. Bundan önceki döneminde. Bir tane bakın bakayım belediyedeki yanlışlarla ilgili geçmişte de bugün de. Bugün Muratpaşa Paşa Belediyesi'nde her şey dört dörtlük mü? Yok. Konuşmaz. Ve bunun için dünyada kötü insan yok. Herkes işini çok iyi yapıyor. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir düzen yok. Niye? Herkes iyi görünmek ya. Yok. Hadi kedilerle ilgili de bir açıklama yapın oradaki. Kedi evleriyle ilgili. Oradaki faytonlarla ilgili. At sidi kokusu başlıyor yakında. At sidikli turizm günleri başlıyor. Evet devam edelim. Antalya Spor'a geleceğim birazdan. Çünkü başkanlar röportaj yapılmış. Manşet gazetesindeyiz. Otomobil ve bot fuarı tek çatı altında haberi var. İlk hasat heyecanı bu hobi evlerinde. Kendi küçük savaşı büyük. Henüz bir haftalıkken mermer kemik hastalığı olarak bilinen osteopetrozis tanısıyla tedaviye alınan 7 aylık Tuğan'a ölümle yaşam arasında savaş veriyor. Haberi var. Şimdi bu haberi izliyoruz. Ondan sonra beraber olacağız. Isparta'da yaşayan 39 yaşındaki İsmail ve 33 yaşındaki Ömür Bostancı çiftinin ikinci çocuğu 7 aylık Tuğan Erva doğduktan bir hafta sonra sarılık geçirdiği düşüncesiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Burada tahlilleri yapılan tuana bebekte nadir görülen mermer kemik hastalığı belirtilerine rastlanıldı. Henüz bir haftalıkken osteopetrozis tanısıyla tedaviye alınan Tuana ölümle yaşam arasında savaş veriyor. Hocalar dedi hani çocuğun durumu böyle böyle ağır ilerliyor. Hani gözlerini kaybedebiliriz dedi, bebeği kaybedebiliriz dediler. Gittikçe ilerleyen hastalığı yüzünden çaresiz anne yavrusunun işitme duyusunu kaybetmesinden korkuyor. 5 kere mide kanaması geçirdi hastalığından dolayı. Şimdi kulaklarına vurmuş hastalık. Kulaklarının biri duyuyor, biri yarı yarı duyuyor. Yüzde 60 duyma şeyi kalmış. Ağrıları yüzünden sürekli ağlayan ve hemşirelerin zapt edemediği Tuana'nın acılarını sadece annesinin oyunları dindiriyor. Yoğun bakımdaki kızının bir adonsun yanından ayrılmayan gözü yaşlı anne Ömür Bostancı kızının tedavisi için çaresizce doktor arıyor. Türkiye'de sadece bu geni taşıyan iki tane çocuk varmış. Biri Karadenizli bir ailenin çocuğuymuş kaybetmişler. Biri de benim bebeğim. Aynı geni taşıyan. Hani Çocuğun iyi olmasını hani kolay değil 9 ay karnında taşıdın 7 ay buradayım çocuğumun peşinde. İyi olsun istiyorum. Bir yardım eli uzatacak. En azından çocuğuma bir fayda, tedavi. Hani ben tedavi yaparım, bu hastalığı iyileştirin diyecek bir doktor, hoca. Elimizden tutacak birini arıyoruz. Evet yeniden birlikteyiz son dakikalara doğru girdik bugünkü programında Meydan Gazetesi'ni okuyoruz. Şimdi arkadaşlar ekrana getiremeyecek çünkü Meydan şeyde dijital e, platformda sayfası yok ama ben okuyayım yine. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir trafiğini azaltmak ve de toplu taşımayı geliştirmek amacıyla projelendirilen 3. aşama raylı sistem hattı bu ay ihaleye çıkıyor. Projeyi Hasan Subaş tarafından 1999 yılında hizmete sokulan müze zevralilik arasındaki nostalji tramvay hattı da dahil edilecek. Hat yenilenerek çift hat yapılacak. Açık ihale usulüyle yapılacak olan ihale 900 iş kaleminden oluşuyor. İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda saat 14'te yapılacak. Proje bittikten sonra Varsak'tan bilen bir vatandaş üniversiteden hastaneye, havalandan mezbaya istediği yere raylı sistemle ulaşabilecek. Lara var mı bunun içerisinde? Yok. Şimdi bu o, nostalji tramvayının ilk yapıldığı dönemlerde o 99 yıllarında çok iyi hatırlıyorum. Oradaki zemini o raylar yeterince o tren e, geçtiği zaman zeminin oynadığı söylenirdi o falezler üzerindeki. Peki yeni şey ve ikinci bir hat oraya gidiş dönüşlü olursa o sistemde acaba o yer dayanabilecek bir bunun bilimsel olarak bir açıklanması lazım bence. O nostalji tramvayının özellikle Şehitler Parkı'ndan Kale Kapısı'na kadar olan bölümünden bence ray tren e, geçmemeli. Bana göre tabii ben bunu bilimsel olarak bilmiyorum ama geçmemeli diye düşünüyorum. Diğer şeylerde eyvallah olmalı. Oralarda olmalı ama bu arada o arada olmamalı diye düşünüyorum ben. Devam edelim Hürses gazetesinin manşetinde. Antalya Spor'a ipotek koydurmam. Salı sohbetlerinin 114. konuğu Antalya Spor Başkanı Cihan Bulut. Moloz döküm işini Antalya Spor AŞ üzerinden yapacaklarını söyleyen Başkan Bulut, bütün harfiyat araçlarına takip sistemi koyduk, belli bir firmaya da vermedik. Antalya Spor üzerinde kimsenin ipotek koymasına izin vermeyiz demiş. Biliyorsunuz bu moloz olayı bayağı tartışılmıştı Antalya'da. Siyasete ara verdiğini söylemiş. Antalya Spor'un kapısından girerken siyaset kimliğini kapının dışında bıraktığını söyleyen Başkan Cihat Bulut ben siyasete ara verdim. Artık siyaset düşünmüyorum. Siyaset ne için yapılır? Kalıcı hizmet yapmak için, halka hizmet için yapılır. Ben ve arkadaşlarım da şu an zaten Antalya Spor sayısızında çok önemli bir hizmeti gerçekleştiriyoruz diyor. Bence de çok doğru ve Antalya Spor'da gerçekten önemli işler yapacağına inandığım insanlardan biridir Cihat Bulut. Çünkü geçmiş dönemde hani çok parası olanın parası çok olur. Fakirin, zenginin parası e, şey, züğürtün senesini yorarmış. Ali Şafak Öztürk yönetiminin Antalya Spor'daki bıraktığı tahribat kolay kolay çözülebilecek bir tahribat değildir. Ben bunu hep söyledim ve söyleyeceğim de. Çünkü öylesine bir tahribat bıraktılar ki hani bir kuyu taş kırk akıllı meselesi gibi. Antalya Spor Başkanı Cihan Bulut ilk yazılı röportajını Hürses Gazetesi'ne verdi. Salı sohbetlerinin 114. konuğu olmuş Cihan Bulut. Cihan Bulut demiş ki iyi ki başkan olmuşum. Bana güvendikleri için, için divan kuruluna ve onursal başkanımız Menderes Türel'e teşekkür ediyorum. Ancak şunu net olarak söylemeliyim. Menderes Türel'in olmadığı gün ben de yokum demiş. Bir önceki başkan Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığı bırakmasına neden olan moloz dökümü alanı ile ilgili de konuşan Antalya Spor Başkanı Cihan Bulut. Moloz döküm alanı işi Antalya Spor üzerinden yapmaya başladık. Fiyatlar meclis kararı ile zaten belirlendi. Bütün harfiyat araçlarına takip sistemi koyduk. Belli bir firmaya da vermedik. Bir firma gelse bana 200 milyon lira verse de yine vermem. Antalya Spor'un üzerinden kimseye ipotek koymasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Malumunuz bu konu günlerce Antalya kamu oyunda yer almış ve Antalya kamu oyu bu konuyu tartışmıştı. Onunla ilgili de birkaç iş adamı kendisine özel bir şeylerin çıkmasını istemişti. Ama o da olmayınca ortalık iyice ne olmuştu? Süremiz bitmiş, söze gerek yok diyor. Peki öyle olsun. Süremiz bitmiş ama bugün benden sonra biz bize programı yok. Onun için bir dakika çalayım ben yine de. İyi tamam peki bir, bir dakika bana Yunus Bey fazladan şey vermiş, hak vermiş onu da diyor. Söze gerek yok da kullanacaksın diyor. Yani kendin kullanma diyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saat yine 20.30'da buluşana kadar kendinize iyi bakın diyorum. Kanal V'den ayrılmayın. Kanal V Antalya'nın dünyayla entegresini sağlayan tek televizyon kanalı öte yandan misaki milli sınırlarımız içinde ve dışında bu vatanı korumak için göğsünü siper eden bütün güvenlik güçlerimize Allah'tan güç isteyelim. Hastalarımıza şifa isteyelim ve şimdi Babalar ve çocukların önce dikkatsizlik, sonrasında ise müthiş bir seviklikte bulundukları durumdan kurtulma anlarını getirecek. Bazı hareketler yürekleri ağza getiriyormuş. Öyle bir, bu, bugünkü söze gerek yok da onlar varmış. Aslında söze çok gerek var biliyor musunuz? Çok herkes düşüncesini anlatmalı, herkes konuşmalı, Yunus da konuşmalı. Bizim sevgili Yunus da konuşmalı ama o çocuk az konuşuyor. Hatta dedi ki bir şey arasında onu anlatmadan geçmeyeyim dedi. Bizim memlekette dedi, kendisi Sivaslıdır. Bizim memlekette dedi, yedi tane dadaşım dedi, kardeşim dedi, yan yana dedi, gol gola böyle girer dedi. Bir de dedi, çarşamba ayakkabılarını giyerler dedi. Şeyde dedir, ee, dedi, yaya kaldırımında öyle yürürler dedi. Antalya'da dedi, iki kişi yan yana yaya kaldırımında yürümüyor. Bakın Antalya, dünya kenti, Sivas. Hani beğen birçoğunuzun beğenmediği benim çok beğendiğim yerlerden bir tanesidir. Öyle de dedi yani öyle de dedi diyelim ve yarın sabah görüşüne dek hadi hoşça kalın demiyorum. Bakın hoşça kalın demiyoruz düşünerek kalın diyoruz. Neden? Çünkü düşündüğümüz sürece varız. Güzel şeyler düşünün pozitif e, duygularda da olur ve dünyaya pozitif enerji yayın ki o enerji gelip sizi bulsun diyelim ve yarın sabah 7.30'da bak kimseye söz vermeyin ha. 7.30'da yine buradayız.